uçmak, çizgide uçmak, yaşamda uçmak, dostta uçmak, insanda uçmak. Ha, iple çözülmenin anlamı bende nedir? İnsanların birbirleriyle bağlarını hem çözüp hem de yenileyebilme özelliğini hatırlatıyor. Bir ip çözülür, ip özelliğini unutmaz, başka bir iple buluşabilir. Tekrar ip olduğu özelliğine, kendi özelliğine döndüğü zaman tekrar başka bir iple buluşabilir. Bütün ipler birbiriyle buluşabilir. Gerektiği zaman ayrılır ama ip olma kişisel özelliğini kaybetmez. Önce bu. İpin çizgiyle ilişkisi var bir de. Çizmek, trans halinde olan bir çizmekten bahsediyorum. Beynin, aklın dışarıda olduğu bir karalamadan, skeçten ya da dodlo, İngilizcesi öyle bir kelime. O da çizgisel akışı yakaladığı zaman, renkte akışı yakaladığı zaman yaşamda da akışı yakalayabileceğine inanıyorum. Ve eğer resim bize yaşama ve kendi içsel akışımızı yakalatamıyorsa bir sorun var demektir. O zaman yaptığı işte yaşamda düğüm halindedir. Sıkışıktır. Ve o ipi çözmek için içsel temizlik gerekmektedir. İçsel nefes almak gerekmektedir. Hatta bu içsel gelişimin sebebi resimle bağlantısı budur. Bu konuda neredeyse 40 yıldır çalışıyoruz. Önce öğrenci oldum, sonra da öğretici beraber. Ve bu paylaşımlar sonucunda çıkan bir iki kitabımız da var. Bunu da yeni çıkardık. Çok şükür. Bilgilerimiz bizimle kalmayacak. Bilgilerimiz akıp onlar da kendi yollarına, kucaklaşmalarına devam edecekler. Resimdeki ipsel çalışmalarla yaşamdaki dostluk ve insanlık akışıyla birebir örtüşen bir ilişki vardır. Doğa art sanatta yaptığımız bu çalışmaya ayın yani cumartesi tekrar bir kitap söyleşisi yaparak, izleyenleri paylaşıma davet ediyoruz. Çünkü uygulamaya inanıyorum. Daha sonra da aynı galeride art kontakta olmayı planlıyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Size de izlediğiniz için teşekkürler.